yaklaşık 20 kusur senedir basketbol oynuyorum. TGS'de basketbol oynuyorum. Galatasaray'da 8 sene Galatasaray'da oynadım. Son 3 senedir burada oynuyorum. Kaan kaptanımızın dediği gibi bu sene milli takımda Avrupa şampiyonu olduk. Ve Beşiktaş'ta da Türkiye şampiyonu olduk. Bu sene de Türkiye şampiyonunun favorisiyiz. Şampiyonluğun favorisiyiz ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallere kaldık. 2 hafta sonra Madrid'de çeyrek finallere gideceğiz. Teşekkürler. Gioca a basketball da quasi 20 anni, ha giocato per 8 anni nel Galatasaray ed è qui al Beşiktaş da 3 anni. Quest'anno è stato un anno molto ricco di successi, hanno vinto il campionato come Beşiktaş e hanno vinto il campionato europeo con la Turchia. Quest'anno adesso sono ai quarti di finale nella Champions League e tra 2 settimane giocheranno a Madrid, quindi potrebbero andare in semifinale. E sono ancora in corsa per vincere di nuovo lo scudetto in Turchia. Biraz göbek vardı. Hayır lan, hayır. Hayır lan. Aa, ay kaç oldu biri. O ayıp lan. Ayıp, bir di faccia. Ama çok iyi. Dice göbek ramen. Siz de yeni misiniz? Zafer Gültekin, 6 senedir, bu sene 7. sene Beşiktaş lisans oyuncusuyum. Farklı takımlara gittim kenarlık olarak kendimi geliştirmek açısından. 2 sene Bağcılar, 1 sene Beşiktaş, yarım sezon Pendik Belediyesi, yarım sezon Ankara Büyükşehir, 1 sene TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara takımına oynadım. Bu sene de Beşiktaş'tayım. Yani güzel hedeflerimiz var. Hem Avrupa'da hem ligimizde güzel dereceler oldu. Yani bayramımızı şahlandırmak istiyorum. Basketbol, basket nasıl sizin hayatınızda? Spor insanın hayatında olması gerekiyor. Hem spor hem basketbol, yani spor hayatımızı güzelleştirir. Hayatımıza çok güzel özgüven, çok güzel lezzetler, çok güzel insanlar tanıştırır. Spor hayatınıza katmanızı çok isterim. Yani. Lo sport doğru. Cambia la vita, migliora la vita tantissimo, ti fa conoscere tantissime persone, quindi è importantissimo. Ne olursa olsun. Güzel dostluklar kazanırsınız, güzel başarılar elde edersiniz. Kendinize özgüven, güçlü, inanmak, başarmak, bütün her şeyi elinizde. Sporla en büyük adımlardan birini atarsınız. Yani. Spor hayatınıza en önemli faktör olur. En önemli adım. Lo sport aiuta tantissimo a fare amicizia, ad acquistare fiducia in se stessi, a vedere la vita in maniera migliore, quindi è importante, e lo sport è importantissimo. Lo guardiate, che lo pratichiate, lo sport è importantissimo. İzleyerek oradaki isteği, hırsı, azimi ve takımlığı, birliği, dostluğu hepsini görebilirsiniz. Anche quel senso di appartenenza, no? Quando si guardano le squadre. 50 sene sonra başlıyor tekrar sana basketbola. Avrupa, dünya savaşından sonra başlıyor. Engellilerin yoğunlaştığı dönemde başlıyor ama Türkiye tabii başlamıyor. Türkiye 50 sene sonra başlıyor ama Türkiye çok hızlı gelişiyor bu konuda. Tekrar sana basketbol konusunda. Ve Avrupa'nın üstüne çıkıyor. Şu anda Avrupa'nın daha üstündeyiz. Lig olarak, milli takım olarak, ama bir eksiğimiz var Avrupa'ya göre. Onlar daha küçük yaşta bu spora başlıyorlar. Altyapıları daha iyi ama bizim altyapımız iyi değil maalesef. Daha küçük yaşta başlayamıyoruz. Bizim Türk insanlarının anneleri, babaları engelli çocuklarını bu türlü şeylerden uzak tutuyor korkudan dolayı, onları korumak için. Ama tam tersi olması gerekiyor. Bunu yavaş yavaş biz de televizyon aracılığıyla, kişisel konuşmalarla bunu anne ve babalara yansıtmaya çalışıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde bu ilerliyor. Daha da güzel olacak. Çok güzel. O yüzden biz buradayız. Benimle başladığında lig bile yoktu. Wow. Evet, lig yoktu. Engelliler derneğine giderken başlıyor ve gerçekten ilk yeşerten kişilerden... Siz kim yardım ettiniz? Mesela nasıl basketbol düşündünüz? Ben engelliler derneğine gidiyordum. Orada işte resim falan, böyle eğitici şeyler yapılıyordu. Sonra orada öğrendim.
basketbol oynuyorlar ama o zaman hobi olarak oynuyorlardı. Spor olmak, yapmak için. Sonra dedim ben de oynayacağım dedim. Öyle başladım. Bu profesyonel seviyelere kadar geldi. Ben 10 yıl oldum. 11 years. Cem Gezinci. 1985 İstanbul doğumluyum. 11 yıl önce bu spora başladım. İki defa paralimpik oyunlar gördüm. Üç defa Avrupa şampiyonu falan oynadık bir takım arasında. Bir defa dünya üçlüğümüz var. Dört defa Türkiye Ligi şampiyonluğum var arkadaşlarımla beraber. Şu anda Beşiktaş'tayız. Dört yıl önce Galatasaray'a gittim. İki yıl önce geri döndüm. Şimdi burada devam ediyoruz. Cem gioca da 11 anni, è stato a due Paralimpiadi, tre campionati europei con la squadra nazionale, ha giocato a Beşiktaş per molti anni, quattro anni fa è passato al Galatasaray e due anni fa è tornato al Beşiktaş. Gli ho detto che quando è passato al Galatasaray mi ero un po' arrabbiata io.